Abi. Kardeşim. Her seferinde diyorsun ki kahveler benden. Bu sefer de benden olsun dedim. Fatih, şimdi İslamiyet'te bu miras bölümünde kadına erkeğin yarısı kadar bir miras düşüyor. Yani dolayısıyla işte insanlar şunu merak ediyor, yani burada bir adaletsizlik yok mu? Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun ya? Burada abi aslında bir algı da yapılıyor. Hele ki son zamanlarda böyle sosyal medyayı falan böyle takip eden bir insansan, İslamiyet üzerinden abi kadını kullanarak acayip bir algı operasyonu yapıyorlar. Yani İslamiyet kadına değer vermiyor, İslamiyet kadına ikinci sınıf insan muamelesi yapıyor, özgürlüğünü kısıtlıyor, esaret altına alıyor gibi söylemler oluyor sürekli. Şimdi bununla ilgili abi ilk başta bir yönlendirme yapalım. Çünkü hani bizim kanalımızda bununla ilgili çok videolar var. Bu tarzda hani aklına soru takılan kardeşlerim için mesela hani kadın sosyal hayattaki konumu nedir? Kadın bir işte çalışabilir mi diyorsan bununla ilgili videomuz var. Tesettür kadına esaret altına alıyor, özgürlüğünü kısıtlıyor diyorsan bununla ilgili videomuz var. Veya işte Kur'an'da ayet var, hani eşlerinizi dövün diyor. Kadınlara işte şiddeti emrediyor diyorsan bunu anlattığımız, bunu izah ettiğimiz videomuz var. Bir de miras meselesi, dediğim gibi en fazla aklı karıştıran meselelerden bir tanesi. Böyle bu sorulardan çok algı yapmaya çalışıyorlar. Bu miras meselesini de izah edersek şimdi yani daha akıllarda inşallah soru kalmaz diye düşünüyorum. Abi ilk başta miras deyince benim aklıma gelen şey şu. Biraz daha böyle miras meselesine ben Allah'ın allamül guyup olduğunu çok net anlayabiliyorum. Nasıl? Yani Allah geçmişi, geleceği, zahiri, batını, gaybı her şeyi bildiğinden dolayı mesela İmam Gazali ile Fahrettin Razi Hazretlerine göre Kur'an-ı Kerim'de 500 tane hukuk ayeti var. Bu 500 tane hukuk ayeti içerisinde Cenab-ı Hakk'ın en böyle tane tane izah ettiği, herkesin böyle hakkını böyle dile getirdiği, mesela ben ayrıntılı şekilde anlatılan mesele miras meselesi. Neden? Çünkü Cenab-ı Hak biliyor ki aile içi anlaşmazlıklar, aile içi kavgalar, şiddetler falan hep bu cenahtan çıkacağından dolayı Cenab-ı Hak herkesin hakkını böyle izah ediyor. En ayrıntılı böyle açtığı mesele Kur'an-ı Kerim'de bu. Cenab-ı Hakk'ın gaybı bildiğine de işaret oluyor bir nevi. Neden? Çünkü abi her akşam haberlerde, sosyal medyada, orada burada sürekli görüyorsundur. Mirastan dolayı abi cinayetler oluyor, işte miras kavgaları oluyor, aileler bölüşüyor, aileler işte birbiriyle konuşmuyor falan. Bunun önüne geçmek için Cenab-ı Hak böyle en ayrıntılı anlattığı, izah ettiği mesele miras meselesi olmuş. Bir diğer mesele ne bu abi? Bu ayetin sadece indiği zamanı, o zamanın şartlarıyla bile değerlendirsek gene İslamiyet'in kadına nasıl bir değer verdiği ortaya çıkar. Neden? Çünkü bu ayet geldiği zaman abi o zaman Çin'de, Roma'da, Japonya'da, Arabistan'da kadınlar babalarının, annelerinin, büyüklerinin işte miraslarından tamamen mahrum bırakılıyorlardı. Yani onlara hiç pay verilmezken İslamiyet diyor ki hayır, bu böyle olmaz. Kadına mirastan pay vereceksin diyor. Yani indiği dönemin şartlarıyla incelesen bile İslamiyet'in kadına verdiği değer ortaya çıkıyor. Veya abi şimdi miras taksimi yapılacağı zaman ailede, örnek veriyorum, baba öldü, miras kaldı. O ailenin o zamanki yapısı neyse ona göre bir miras taksimi gerçekleştiriyor. Yani işte ölenin anne babası sağ mı, eşi sağ mı, kaç tane çocukları var, çocukların işte kaçı erkek kaçı kız, üvey var mı gibi. Hani böyle o şartlarla incelendiği için çok farklı farklı miras taksim tarzları var abi. Bunlardan bazısında kadın sülüs, yani 3'te 1, nasıl işte babadan örnek veriyorum 90 milyar para kaldıysa 30'unu kadın alıyor, 60'ını erkek oluyor. Yani 2 katı kadar almış oluyor kadının. Ama bu her zaman böyle değil. Yani kadının erkekle eşit aldığı veya kadının erkekten fazla aldığı miras taksim tarzları da var. Ama bunlar hiç konuşulmuyor. Hep sülüs. Hep böyle kadının erkeklerin işte daha az aldığı mesele konuşuluyor. Hani ilk bakışta akla böyle mantığa zıt gibi, hani öbür 2 aldı, bu 1 hisse aldı. Akla hani böyle ilk başta adaletsizlik gibi gözüken bu meseleyi de izah edersek inşallah aklımızda başka sorular kalmaz. Şimdi abi ilk önce şöyle bir yerde aslında bunu inceleyeceğimiz zaman TMK'ya bakmamız lazım. Yani Türk Medeni Kanunu'na göre mirasta kadın erkek eşit pay alır diyor. Bir yerde de hükmü Kur'ani var. Bu da Nisa suresi 176. ayette فَلِذَّكَرَ مِثْلُ حَذِّ الْاُنْثَيَيْن diyor. Yani erkeğe 2 kız hissesi vardır diyor. Bir yerde Kur'an hükmü, bir yerde Türk Medeni Kanunları. Şimdi hangisi daha doğru, hangisinin daha böyle akla mantığa yatkınlığı var? Bediüzzaman Hazretleri diyor ki abi Kur'an'ın bu hükmü diyor mahsa adalettir, aynı merhamettir diyor. Yani adaletin ta kendisidir, merhametin aynısıdır, ta kendisidir diyor Kur'an'ın bu hükmü. Şimdi o zaman nasıl oluyor adalet oluyor, nasıl oluyor merhamet oluyor, bunları inceleyelim. Şimdi abi dinimizce ilk önce erkek nafakayla yükümlüdür. Eşinin, karısının nafakasını sağlamakla yükümlüdür. Onun geçiminden sorumlu olan erkektir abi. Mesela erkek 2 pay aldı, kız 1 pay aldı ya, bu erkek evlenince birini karısının ihtiyaçlarını harcayacağından dolayı erkekte 1 kalmış oluyor. Kız kardeş de zaten 1 almıştı. Birbirlerine müsavi geldiler. Asıl şimdi adalet ortaya çıktı. Zaten adaletin oluşabilmesine adalet diyoruz, yani kişiye hakkını vermektir. Eşitlik adalet değildir. Bunu önceki videolarımızda ayrıntılı şekilde inceledik. Yani eşitlikten zulüm doğar, adaletten hak ortaya çıkar. Neden? Kişiye hakkını vereceği için bu kişinin üzerinde sorumluluklar var mı? Bu kişinin evveli ahiri nedir, öncesi nedir, siyak sibak gibi meseleler incelenerek ona bir hak verilmesi lazım. Erkeğe bu yüzden 2 veriliyor. Neden? Çünkü onun üzerindeki sorumluluklar biliniyor. Bilinçli bir şekilde ona 2 veriliyor ki adalet böyle sağlanıyor. E zaten dinde böyle olmalı değil mi yani? Din öyle bir şey olmalı ki yani sade benim bir hacetim, bir ihtiyacım olduğunda gidip ona danışacağım, sade günah girdiğinde günah çıkarma merkezi gibi bir yer değil. Din benim hayatımın her karesinde, her alanında bana yol gösterici bir rehber olmalı. Yani o yüzden bana kainatın, evrenin genişlediğinden de haber vermesi lazım. Tuvalete nasıl girip çıkacağımdan, gece uyurken hangi pozisyonda yatacağımdan da haber veriyor olması lazım ki hayatımın her alanda bana rehber olabilsin. Veya bir diğer abi, ikinci olarak kadın nafaka ile yükümlü değildir. Kadının dinen çalışma mecburiyeti de yoktur. Ama kadın çalıştı diyelim, tamam mı? Kadının çalıştığından dolayı kazandığı %100 kadına aittir abi. Örnek veriyorum, evin ihtiyaçları oldu, işte çocukların giderleri oldu, kocasının ihtiyacı oldu. Kadın 1 TL bile para vermek zorunda değildir. Buradan gene kadın aslında rahat etmiş oluyor. Veya şöyle düşün, hani erkek 2 almıştı, kadın 1 almıştı ya. Bu erkek 2 aldı ama bu erkek evin giderleri, çocukların ihtiyaçları, hanımının giderleri, kendi giderleri sürekli harcanan bir 2 haline gelirken kadın 1 almıştı, evlendi, eşi ona zaten bakmakla yükümlü. Kadındaki 1 sürekli sabit kaldı. Yani bir yerde sürekli harcanan bir 2 varken diğerde sabit kalan bir 1 var. Sence yani pozitif ayrımcılık nerede burada? Bir nevi kadının fıtratına uygun daha fazla kadına karşı bir meyil var, bir rahatlık var yani burada. Hatta bak Avrupa medeniyetlerinde, Avrupa medeni kanunlarında bulamayacağım bir şey söyleyeyim ben sana. İslamiyet kadına öylesine özen gösteriyor, öylesine değer veriyor ki abi. Kadın babasıyla ailesiyle yaşıyorsa abi, o kadının geçim yükünü, nafakasını babasına yüklüyor. Babası yoksa, vefat etmişse erkek kardeşlerine yüklüyor. Evlenince kocasına yüklüyor. Kocası ölmüşse oğullarına yüklüyor. Yani her açıdan kadın sosyal yaşamda hani geçim sıkıntısı çekmesin diye kadını İslamiyet garanti altına alıyor. Böyle bir özen gösteriyor kadına. Veya hükmü Kur'aniye göre yani İslam'a göre abi erkek sadece bir yerden veya hükmü Kur'aniye göre yani 176'ya göre mirastan pay alırken kadın 3 yerden pay alıyor. Hem Nisa 11'e göre mirastan pay alıyor, hem Nisa 4'e göre mehirden pay alıyor, hem de Ebu Davud'da geçen 40-41 numaralı hadise göre kocasından pay alıyor. Yani erkek 1 yerden pay alırken kadın 3 tane yerden pay almış oluyor. Cenab-ı Hak o yüzden tamamen böyle bir adaleti sağlayarak kadının fıtratına uygun tarzda, kadını rahat ettirecek tarzda adaleti sağlıyor yani. Şimdi bu şartlarla baktığın zaman tamamen adalet ortaya çıkıyor. İşte bu yüzden Üstad Hazretleri mahz adalettir diyor. Bir de aynı merhamettir dedi. Peki nasıl oluyor da hani kadın erkekten az pay alınca merhamet ortaya çıkmış oluyor? Bu da kadının fıtratıyla ilgili bir şey abi. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki abi kadın fıtrat itibariyle nazik, nazenindir. Hilkat itibariyle de zayıfe ve naifedir. Yani şimdi zayıf dedi, kadın zayıf değildir, hayır falan diye itiraz etmesinler. Bu yaratılış itibariyle olan bir şey. Yani hilkat itibariyle diyor, bu biyolojik olarak da böyledir veya kas yapısı itibariyle de böyledir. Mesela erkek daha böyle kaba sabayken kadın böyle daha naziktir, narindir falan ya. Burada o kastediliyor yani yoksa 2. sınıf insan muamelesi yapıyor gibi bir algı yapmasınlar gene. Şimdi kadın fıtrat ve hilkat itibariyle böyle olduğundan dolayı pederinden şefkate, kardeşinden de diyor merhamete meyillidir diyor, ihtiyacı vardır diyor. Şimdi hani bunu duyan kişi de alta şimdi yoruma hemen videoda girer. Ya işte hayır ben babamdan şefkate, kardeşinden merhamete ihtiyacım yok, beni himaye etmesinler. Tamam da sen şu anda istisna olmuş olursun. Neden? Mesela ben böyle bir tanesine denk gelmiştim abi. Kart dağıtırken Kent Meydanı'na denk geldik. Çocuk diyor ki benim annemin diyor böyle bir şeye ihtiyacı yok diyor. Gene böyle bu meseleleri konuşuyoruz. Dedim senin annen nasıl birisiydi? Bana mesela biraz tarif etsene, biraz anlatsana falan. Sonra böyle muhabbet açtı. Dedi ki benim annem dedi boksör. Sonra kendisi de itiraf etti. Benim evet dedi annemin dedi hareketleri biraz daha böyle erkeksi, böyle daha kaba saba dedi. Tamam da dedim senin annen şu anda istisna olmuş yani. Benim annem öyle değil, çevremdeki kadınlar öyle değil. Senin annen istisna olmuş ama bir hüküm koyulacak. Ve bu hüküm bütün asırlara, bütün insanlara hitap edecek. O yüzden ekseriyetin ahvaline göre yani umumun nazarında böyle bir hüküm koyulması lazım. Yani orada aslında onun annesi istisna olmuş oluyor. Ama bir hüküm koyulacak ve bu hüküm bütün asırlara, bütün asırlarda bütün insanlara birden hitap edecekse umumun nazarında hangisi uygun olansa onun olması lazım. Senin annen burada istisna olmuş oluyor. İstisnalar kaideyi bozmaz. Şimdi aynı bu tarzda eğer ki eşit alırlarsa, birbiriyle müsavi alırlarsa o zaman ne oluyor biliyor musun abi? Hani babasından şefkat beklediği o nazar abi ister istemez benim kızım alacak, malımızın, hanedanımızın mühim bir kısmını ellere verecek, yabanilere, yabancılara götürecek diye babasından gelecek o şefkate bir endişe ve hiddet karışabilir. Kardeşinden gelecek merhamete de kardeşimiz de bizim malımızın mühim bir kısmını alacak, ellerin eline verecek, yabancıların eline verecek, malımızın mühim bir kısmı zayi olacak diye abisinden gelecek o merhamete de bir kin ve ibrar karışabilir diyor. Bunların neticesinde ne olmuş oluyor? Hani kadın evet az bir mal kazanmış olabilir ama bunun karşılığında da mühim ve tükenmez bir serveti kaybetmiş olabilir. Neden tükenmez diyoruz? Çünkü mesela hayatın her hali var. Yani o evlenen kadın eşinden boşanabilir veya eşi ölebilir. Tekrardan baba evine, tekrardan abilerinin yanına döndüğü zaman onlardan eski kaldıkları hiddet ve merhametlerine, şefkatlerine, kardeşine karşı zarar gelmediği için kardeşlerin nafakalarını üstlenirler, onun işte geçiminde ona yardım ederler, destek sağlarlar. Ama bu olmazsa, yani hükmü Kur'aniye göre hareket etmezsen 4 tane zarar içinde zarar görmüş olursun. Birincisi, hükmü Kur'ani yani Allah'ın koyduğu hükme karşı geldiğinden dolayı günahkar olursun. İkincisi, fıtratına ve hilkatine zıt hareket ettiğinden dolayı belki fıtratını bozabilirsin. Üçüncüsü, tükenmez bir serveti kaybedersin. Dördüncüsü de aile içi manevi bağlarını zedelemiş, koparmış olursun. Yoksa abi rahmeti haktan ziyade ona merhamet edeceğiz diye hakkından fazla ona hak vermek, ona merhamet değil şiddet bir zulümdür diyor. Yani o yüzden bu tarz meselelerde ölçümüz, ölçü ilahi olmalıdır.